kontrollü küçük gruplar oluştuğunda bunların hepsi bir yerlere sürülmüş. Sürülürken yolda giderken eziyet çekmişler. Eziyet çekerken ezgiler çıkmış. Muhakkak öyle. Yaşanmışlıklar çıkmış. Oradan senden bir ezgi daha isteyelim eğer varsa aklında böyle bir şey. Yani Demek ki oğlumun hikayesi. iskan mahiyetinde değil ama yine ya şimdi çok iskan üzerinden de gitmek de doğru değil. Aynı tıpkı şeye benzer bu. Dertli makamından herkes ağzını büke büke dertli okur barak der bunun adına sonra da. Ya biz de sadece konuşmamız iskan üzerine olmasın. Bu bölge sosyolojik altyapısı olan, entelektüel bir kimliği olan, birikimi olan bir topluluk Kesinlikle. aslında. Acılarını inanılmaz bir şekilde armonik tınıya dönüştürebilmişler. Ezgisel bir süreç de yaşamışlar. Sadece vurup kırmamışlar, savaşmamışlar, çatışmamışlar. Ortaya çok güzel armonik ezgiler de çıkarmışlar aslında. Tınılar da çıkarmışlar. Acılarını, kederlerini bu şekilde anlatmışlar. Dönemin artık bizde hani rivayette olur ki işte Demircioğlu diye bir herif var. Demirci adından anlaşılacağı üzere demir işiyle uğraşmakta. Dönemin paşa varisi çarşı pazar tedbirli kıyafet gezerken işte çarşıda Demircioğlu'nun hanımını görür. Yani Demirci'nin hanımı Leyli. Leyli görür. İşte bu kim diye sorduğunda derler ki işte Demirci'nin hanımı. O zaman Demirci ziyarete gidelim der. Demirci'yi ziyarete gittiklerinde paşa vari der ki bize yarına kadar 40 kilo borada getireceksin der. 40 kilo borada dedi. Borada demirin dövülmesiyle meydana çıkan o şey Tuz. tozdur. Tozdur Tamam. yani. İyi söyledin. Yani İyi oldu. borada tozdur. Şimdi bunu değil sabaha kadar 40 sene dövse bu adam çıkartamaz yani. Demirin tozu nihayetinde. İmkansız istiyor. İmkansız istiyor yani. Amaç orada Demircioğlu'nu öldürüp hanımı Leyli'yi almaktır yani. Şimdi pardon. Demircioğlu'na bunu söyler, dükkandan çıkar gider yani. Demircioğlu eve gider, atar, tutar. İşte hani moral bozukluğu yani adam yarın gitmese padişah, paşa var yani kellesini alacak herifin. Canı sıkkın olur ama bunu şeye söyleyemez, dile getiremez. Leyli'ye söyleyemez. Leyli bir iki sorar der ki ya ne oldu senin sıkıntın ne dese de söyleyemez Demircioğlu. İşte ben öleceğim de sen kalacaksın falan diyemez. Leyli akşam yemekten sonra yatmaya gider, uyumaya gider. Demircioğlu içeride kendince sıkıntılı bir halde ağıtlar yapmaktadır, türküler söylemektedir. Leyli bir yerden sonra artık dayanamaz, çıkar gelir, sesi de duyar, dinler ya. Ya ne yani, sıkıntı nedir yani, sen akşamdan beri ne yemek yedin, ne yatıyorsun ve oturmuşsun, ağıt söylüyorsun falan diyor. O dedir, abi böyle böyle bir durum söz konusu, yarın 40 kilo sabahtan burada götüremezsem, paşa bari beni öldürecek. Leyli güler gelin ne ya der. Boradayı mısmıl eden Allah. Gün doğmadan neler doğar der yani. Düş de yat der yani. Sabahın sahibi, yarın sahibi Allah der. Leyli tekrar kaygısız rahat uykusuna gider. Leyli ne bilsin yani. Sabah. Demircioğlu'nun tabii ki uyuma şansı yok. Sabah kapı çalar. Gelen padişahın muhafızları, paşanın muhafızlarıdır. Demircioğlu sen misin? Evet benimdir. Tamamdır. Adam anlar yani başına gelecekleri biliyorum netice itibariyle. Dir bana birkaç dakika müsaade edin. Hanımımla işte Leyla'dan vedalaşayım gelimdir. Yani içeri gitmekten birlikte bu muhafızlar arkadan tekrar seslenir. Çabuk gel. Paşa var öldü. Tabutuna mık lazımdır. Mık. O bizim kalın çivi. Tabut çatılacak işte tabutuna. Hakikaten Leyla'nın dedi olmuştur. Gün doğmadan neler doğmuş ve burada mısmıl eden Allah olmuş yani. Bize yansıması olan böyle bir o Demircioğlu'nun stresi dönemlerinde söylediği bir şey var. Demircioğlu ağdı diye geçer. Çayımızı taze bir şeyinden. Ne aldın?
kötülerin çırası. Yatsıya yanmaz, yatsıya yanmaz. Kimsenin çağırırım çağırırım leylim uyanmaz, leylim Bora'da bulamam da ölüme razıyım, ölüme razıyım, ölüme razıyım. Bora'da bulamam da ölüme nalcım oğlu der ki bu hal ne haldir, bu hal ne düştük bir ummana çekilmez yoldur, çekilmez yoldur, çekilmez yoldur. Bilmez ne Rabbim sen bildir, Rabbim sen bildir. Tabuda mı kolduk burada bilmem, burada bilmem. Tabuda mı kolduk burada bilmem, burada bilmem, burada bilmem.
Yine sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok güzel bir kültürü yansıttın bize. Vatanı izledin herhalde. Estağfurullah. Estağfurullah. Acı biraz dinleyelim. Ne kadar? Ya trans ya. Başka yere gitmiş. Düşün sen dinlerken başka yere. Çalar ya. Baydağının başında da duman ırmaz aman. Arabat yorulur da gönül yorulmaz aman aman. Aman aman aman. Benim yarimde bu ellerde bir tane. Neydem aman aman. Ah benim yarimde bu ellerde bir tane. Neydem aman aman. Arasam dünyayı da dengi bulunmaz aman aman da. Suna boydum aman. Arasam cihanı da dengi bulunmaz aman aman da. Suna boydum aman aman aman. Ah meleğim göç eylemiş yurdundan. Havalanmış minnet etsem ne mi? Can çıkmazsa o kurtulmaz bu tenden. Alev almış ateş dahi söner mi? Can çıkmazsa o kurtulmaz bu tenden. Alev almış ateş dahi söner mi? Açtım baydırının başından açtım. Şaşırdım yolumu ya dele düştüm. Açtım Fatmanan'ın başından açtım. Şaşırdım yolumu ya dele düştüm. Metiniyem daha giymem alları. Bir an olsun çamşırının elleri. Sele verem dağı taşı çölleri. Aklı olan bu dünyaya dınar mı? Sele verem dağı taşı çölleri. Aklı olan bu dünyaya kanar mı? Açtım baydığımın başından açtım. Şaşırdım yolumu ya dele düştüm. Açtım Fatmanan'ın başından açtım. Şaşırdım yolumu ya dele düştüm.